konuşma yapmıştı seçim konuşmasında. Arda da bir defa ağırlamıştık. Bu sefer ikisini beraber alacaktık ama Nazlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda da hem Çin'de doktorasına devam ediyor. Ama işte Kenan'ın dediği gibi başka bu çalışmaları yapmaktan, onu yazmakta biraz zorlanıyor. Eğitim ve toplumsal değişim başlıklı bir araştırma projesinin bulgularının bir kısmını bizimle paylaşıyor olacak bugün burada. Dershanelerin kapatılması tartışmasına farklı bir bakış. Devlet okullarının standartlarına dayalı eğitim kültürü başlıklı. Nazlı'ya teşekkür ediyoruz. Buyurun Nazlı. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben de tekrardan teşekkür etmek istiyorum hem Kenan hem Müge'ye, genel olarak da sosyoloji bilimine. Çünkü biliyorsunuz araştırma yapmanın en temel nedeni bir şeyler öğrenmek ama bundan daha önemlisi başkalarını anlatabilmek ve tartışabilmek bu sonuçları. Bu imkanı sağlayan ender kurumlardan bir tanesi. Burası da tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca hepinize selamlarını iletti. O da burada olmayı çok istiyordu ama maalesef beklenmedi ki bu sonuç. Dershanelerin kapatılması ya da özel okullara dönüştürülmesi süreci bugün içinden geçtiğimiz hükümet krizi, devlet krizi, bürokrasi krizi vesaire diye anılan çok sallantılı bir döneme, büyük olaylara neden olan bir başlangıç noktası olarak tarif edildi biliyorsunuz. Ben şahsen başlangıç noktasının bu olmadığını, gezi olayları ya da Haziran dönüşü olarak nitelendirdiğimiz, adlandırdığımız toplumsal hareketin bugünkü duruma neden olduğunu düşünmekle birlikte şöyle bir soruyla başlayabiliriz sunuşumuza. Neden patlak böyle bir sektörde, eğitim sektöründe, dershane sektöründe kendisini gösterdi? Bu tartışma, bu kavga, büyük kavga nasıl buradan patlak verdi? Bu bize bence iki veriyi sunuyor kendi başına. Birincisi, eğitim sektörünün 1980 sonrasında çok yaygınlaştığını, bütün toplumsal kesimlere hitap eder, onları içerir hale geldiğini gösteriyor. Ki bu denli büyük bir toplumsal tartışma konusu olabiliyor eğitim. Benzer bir tartışma, yani dershanelerin kapatılması, herhangi bir eğitim kurumunun kapatılması 1950'lerde yaşanmış olsaydı örneğin, bu denli büyük bir kavgaya neden olmayacak diye düşünebiliriz. Bunun bir diğer nedeni ise, yine 1980 sonrası eğitim alanındaki politikaların değişimiyle birlikte biliyorsunuz eğitim alanı daha fazla piyasaya açıldı. Burada özel sektörün yatırım yapmasına olanak sağlandı. Bunun önü açıldı. Bu süreçte eğitim alanının ideolojik işlevlerinin yanı sıra ekonomik işlevlerinin de daha baskın hale gelmesi, önemli hale gelmesi anlamına geldi. Dolayısıyla bugün eğitimde yaşanan bir kriz aynı zamanda finansal bir krize, finansal bir kavgaya, bir çıkar kavgasına da, büyük çıkar kavgasına da dönüşmüş oluyor. Bu yine bu tartışmayı en sona bırakarak şöyle devam etmek istiyorum. Bu dönemde, bu dershane tartışmasının patlak verdiği dönemde okumuşsunuzdur bol bol. Herkesin farklı çıkar gruplarının farklı argümanları oldu. Farklı meşrulaştırma biçimi, kapatılsın, kapatılmasın yerine. Bunlardan bir tanesi örneği çok ilginçtir. Dershanelerin fırsat eşitliği sağlayıcı kurumlar olarak lanse edildiğini gördük. Bunu da yine en sonunda tartışabiliriz. Ama devletin argümanı şuydu. Sınav sistemi, sınava dayalı, yani merkezi sınava dayalı eğitim sistemi istediğimiz sonuçları vermiyor. Uluslararası sınavlarda başarılı olamıyoruz. Çocuklarımız sınav stresiyle yüz yüze çeşitli psikolojik problemler yaşıyorlar. Aileler üzerinde ek bir ekonomik külfet vesaire vesaire. Şimdi bu argümanın arkasındaki nedenleri de yine en sona bırakabiliriz. Sorularınız olursa tartışmalarını anlatacağım. Çok şey olduğu için bu şekilde hızlı geçmek istiyorum. Bu argümanın ardından şöyle söyledi devlet. Dedi ki biz bir dershaneleri kapatacağız. İki eğitim liselere hazırlık sınavı, liselere giriş sınavlarında bir değişiklik yapacağız. Ve bu sınavları teste dayalı olmaktan çıkaracağız. Tek seferlik olmaktan çıkaracağız. Daha sürece yayıldı ve öğrencileri dershaneye gitmeye ya da ek ders almaya zorunlu bırakmayacak şekilde organize edeceğiz. Okullardaki eğitim süreçlerini daha önemli kılacağız liselere geçiş
sürecinde. Bu şöyle bir varsayıma dayanıyor arkadaşlar. Sınava dayalı eğitim belli kurumları ve belli işleyişleri değiştirerek silinebilir. Bunun yerine bir başka şey konulabilir. Bugün bizim argümanımız, bugün sonuçta da temellendirmeye çalışacağımız şey, bunun böyle olmadığı, her tür eğitim, eğitime dair yapılan müfredat olabilir bu, işte 40 yıldır süre gelen merkez sınavlar gibi sınavlar olabilir. Bunların bir kültürü de beraberinde getirdiği ve bu kültürün hali hazırda devlet okullarında, dershanelerde değil, devlet okullarında kurumsallaştığı, yerleştiği, içkin hale geldiğidir ve dolayısıyla da bu tarz teknik değişimlerle bu eğitim kültürünün silinemeyeceği, değiştirilemeyeceğidir. Şimdi başlarken eğitim kültürüyle neyi kastediyorum? Bielsa'nın bir kavramı bu, eğitim kültürü kavramı. Bielsa diyor ki her eğitim sürecine bir normatif boyut eşlik eder. Bu normatif boyut eğitimin, orada yapılan işlerin öğrenciye, eğitime alan kişiye kazandırdığı basın, özneleşme ya da toplumsallaşma gibi boyutları içerir diyor. Bu normatif boyut şeyle karıştırmamak lazım, gizli müfredat gibi. Gizlenen, saklanan, hani su altından yürüyen bir şey değildir. Gayet açık bir şekilde ifade de edilebilir. Bu aynı zamanda araştırmacılar bunları çeşitli pratiklere bakarak da görebilir. İkincisi ise birazcık çok kısa projeden bahsedeyim. Burada biz eğitim kültürü kavramını aslında projemizde kullanmıyoruz. Projemiz tamamen bambaşka bir konuyla ilişkili. Eğitim ve toplumsal değişim konusunu AKP'nin iktidara geldiği ilk dönemde yaptığı müfredat reformu konusundaydı. Bu müfredatın farklı okullarda nasıl hayata geçtiği ve farklı toplumsal dinamiklerle nasıl ilişkilendiğine baktık. Nasıl oluşturulduğuna da geniş bir proje. Daha uzun bahsetmek istemiyorum bu nedenle. Ancak nitel bir araştırmaydı bu. Nitel araştırmanın güzelliği şurada. Alana gitmeden önce kim teorik fikirleriniz olabiliyor, neyi araştırmak istediğiniz ve nasıl bir örneklerle çalışmak istediğiniz az buçuk belli oluyor. Ama asıl bilgiyi ve asıl boyutları alanda çalıştığınız zaman ortaya çıkartıyorsunuz. Alandaki görüşmeler size sağlıyor. Sınava dayalı eğitim kültürü ve müfredat arasındaki çatışma ve o sınava dayalı eğitim kültürünün okullardaki kurumsallaşmış hali de bizim daha projeye başlarken öngörmediğimiz ancak araştırma esnasında karşı karşıya kaldığımız bir durum ve çok önemli bir çıktı olduğunu düşünüyoruz. Birazdan bol bol örneğini vereceğim. Projemizde asıl olarak grup söyleşileri kullandık. Grup söyleşileri odak grup görüşmelerinden biraz farklı, bireysel görüşmelerden oldukça farklı. Grup söyleşilerini şöyle yapıyoruz. Gerçek grupları, yani öğrenciler, gerçek arkadaş grupları, veliler, komşular olabilir, okulda sürekli bir arada olanlar olabilir, okul aile birliği olabilir. Öğretmenler bir okul içerisinde zaten birbiriyle yakın olan, dersleri konusunda, özel yaşamları konusunda sürekli sohbet eden öğretmenler. Yani herkes istediğiyle bir grup oluşturuyor. Grup söyleşisine başlarken çok genel bir soruyla başlanıyor ve grup kendine kendi haline bırakılıyor. Ve bazen dakikalarca, bazen yarım saat, 45 dakika sadece o konu üzerinde konuşuyor grup. Görüşmeciyi neredeyse unutuyorlar bu süreçte. Ve konudan konuya geçiyorlar. Kendi alanları, kendi ortamları için önemli olan konuları tek tek işliyorlar. Bu görüşmeler genellikle biz neden, nasıl ya da evet, hayır cevaplı sorular sormadığımız için oldukça pratiği anlatmaya yönelik, gündelik teorilerini değil de daha fazla o alana içkin bilgileri aktarma yönünde gerçekleşiyor. Elbette ki görüşmeciler bunu bu şekilde aktardıklarının farkında değiller. Bir konuşmayı tartışıyorlar. Oldukça metaforik şeyler kullanıyorlar vesaire. Ve konudan konuya geçiyorlar. Konudan konuya geçerken de hep sınava geldiler. Burada bu sonuç, içeri sunacağı sonuçlar da oradan ortaya çıktı. Grup söyleşisinin özel
biraz sonra örneğini göreceğiniz üzere kişiler birbirlerini tasdik ederler, birbirlerinin lafını tamamlarlar ve öyle bir söylem ortaya çıkar ki kimin söylediği aslında belli değildir. Tartışma bile yaşansa o tartışmanın içerisinde bir kolektif bilgi, bir kolektif ön kabul, bir deneyime dayalı ön kabul vardır. Bizim burada yaptığımız iş ise bütün araştırma boyunca bu kolektif bilgiye ulaşma ve asıl olarak bu kolektif bilginin arkasında yatan deneyimleri analiz edebilmek. Şimdi üç tane grup söyleşisinden örnek vererek başlamak istiyorum. Bu örneklerle sınav kültürünün, sınava dayalı eğitim kültürünün okulda nasıl yerleşiklik kazandığını, nasıl yerleşiklik kazanmış olduğunu görmek üzere. Bu küçük bir ilde yaptığımız, küçük bir ilin ilçe okulunda branş öğretmenleriyle yaptığımız görüşme. Ben size okumaya çalışacağım. Hepsini okumak mümkün olmayacak. Bu aralarda gösterdiğimiz, işaretle gösterdiklerimiz aynı anda söylenenler, birlikte konuşulan kısımlar. Öğretmenler burada şeyi tartışıyorlar. Bu üç sınav, SBS sınavları bir ara her yere yapılıyordu. Sonra teke indirildi ya. Teke indirildiği dönem bu. Onu tartışıyorlar. 8'lere yoğunlaşacağız. 6'larda, 7'lerde artık kazanımı verip, karneyi verip göndereceğiz. Gene bizim için değişen bir şey olmayacak. Çocuk açısından diyor bir başkası. Bir başkası başlıyor. 3 aşamalı olduğu zaman 6'lara da baskı yapıyorduk, 7'lere de. Baskı yapıyorduk ama sınav tek aşamaya düştü mesela şu an. Tamamen 7'ler çok. 6 ve 7'ler biraz şey kaldı, hedefsiz kaldılar, daha bileksizler. Evet, ama geçen sene öyle değildi. 6'larda da aynı şekilde mesela yükleniyorduk. 7'lere de ama şu an 8'ler. Şimdi bu görüşme parçasında öğretmenlerin kendilerini tamamen sınava yönelik olarak organize ettikleri görülüyor. Öğrencileri de öyle düşünüyorlar. Sadece sınava yönelik olarak motive edebileceklerini tamamen bunu kabul etmiş durumdalar. Ve sınav ortadan kalktığı zaman burada öğrencilerinden bahsediyorum aslında kendilerinin de bir tür hedefsizlikle yani neye hazırlanacakları, yıl içinde yaptıkları faaliyetleri nereye vardırılması gerektiği konusunda hedefsiz kalıyorlar. Dolayısıyla sınav onlara hem bütün yıl içerisindeki eğitim faaliyetlerinin bir çerçeve kazandırıyor, hem bir hedef kazandırıyor, hem de öğrencileri gün içerisinde motive etmelerini, derse bağlamalarının bir aracı olarak kullanılıyor. İkinci bir örnek, bu da İstanbul'da orta sınıf semtinden alınan bir örnek. Yine branş öğretmenleri. Burada şeyi tartışıyorlar, sınavların okulda bazı öğrencilerin daha ilgisiz olduğu, daha başarısız olduğu ama onlara karşı herhangi bir yaptırımlarının olmadığı, işte sınıfta bırakmak yok, işte derste herhangi bir sorun çıkarttıklarında bir disiplin cezası uygulayamadıklarından vesaire uzun süreli yakınlıktan sonra şöyle bağlıyorlar bunu. O yüzden ben bu sistemde çalışan öğrencilere onur belgesi, bilmem ne belgesi, evet onlar harcanıyorlar. Çalışkan öğrencilere acıyorum gerçekten yani. Avantajları işte bu SBS sınavından sonra kendileriyle aynı puanları alan arkadaşlarıyla bir arada okuma şansları var Anadolu liselerinde. Aynı öğrencilerle liseye gitseler perişan olur. Yani çok kötü bir şey olur, çok kötü bir şey olur. Ben kendi oğlumu düşünüyorum. Ha diyorum ki oğlum ya içimden işte az kaldı hadi. Hadi bakalım seneye inşallah onlarla olmayacaksın hani. Gidişat öyle gözüküyor. Bence çok iyi. Hani diyorlar ya sınavları kaldıralım. Yani kalkarsa ne olur bilmiyorum. İyi öğrenciler yok olur gider. Kalkmasın yani. Kesinlikle kalkmasın. Türkiye'de kalkması zaten zor. Çünkü biz o yapıda bir ülke değiliz. Evet. Biz çünkü neye göre eleyecek hocam? Mümkün değil. Burada da hem bir anne olarak öğretmenin hem bir anne olarak yönelimi hem bir öğretmen olarak, grup olarak yönelimleri çalışkan öğrenciyle çalışkan olmayan öğrenciyi birbirinden ayırmanın tek yolunun artık sınavlar olduğu. Bu yönelim bize şunu gösteriyor. Öğretmenler kendilerini artık bu ayrımı yaptıracak, bu ayrımı koyabilecek birer özne olarak görmüyorlar öncelikle. İkincisi ise
sınavlar birçok noktadan tartışılmış olmasına rağmen gayet meşru öğretmenler için. Bu ayrımı adil ve doğru bir şekilde, yani gerçekten çalışkanla temeli birbirinden ayıran araçlar olarak görülüyor. Ve bu eleminin dışında tutuyorlar kendilerini. Tamamen etkisiz görüyorlar. Bunda da çok büyük bir sorun, yani sınavların varlığında görmüyorlar. Sınavların kaldırılması ve kendi sorumluluklarının arttırılması değil, sınavların devam etmesini, onun dışında başka bir çözüm de görmüyorlar. Üçüncü örneğimiz ise bir İstanbul'da gecekondu semti okulu, yine branş öğretmenleri. Burada şu görüşme parçasında, hem sadece iki cümle okursam yeterli olacak. Özünü vermek mümkün müysem çok farklı şeyler yapmam gerekiyor. SBS'ye hazırlamak zorundaysam çok farklı şeyler yapmam gerekiyor. Ama bana işte müfredatla diyor ki bu dersi öğretmek de mümkünsün, vermemen lazım. Burada da şeyi tartışıyor öğretmenler, bakanlığın sınıflarda kaynak kitap kullanımının yasaklaması, test çözmesinin yasaklaması, bir dönem böyle bir gündem vardı yoğun bir şekilde. Bu öğretmenler ise iki müfredatı ve sınavı, iki eğitim kültürünün şu anda mevcut sistemde yer alan, birbiriyle tamamen karşıt, uzlaştırılamaz iki kültür olarak ele alıyorlar. Ya birini ya ötekini diyerek kendilerini temellendiriyorlar. Ve yine bu öğretmenlerin aynı zamanda sınav hazırlığını da kendi yükümlülükleri olarak gördüğünü görüyoruz. Sadece dershaneleri havale etmiyorlar yani. Bu ikinci kısmında bu görüşmenin diyor ki ya bir de test çözmeniz zaten yasak. Yani kitabı test çözdürmeniz yasak. Resmi olarak bakanlığın açıklaması var, yasak. Yani dershanede çalışan öğretmen de benden farklı bir şey yapmıyor ki. Dershanedeki amaç 20 mevcut az, 20 kişi, en fazla 24 kişi ve sürekli test çözüyor. Dershane sadece SBS'ye hazırladığı için başarı geliyor. Yoksa bizim okulda da aynı, okulda da olsun, aynı başarı yine gelir. Yani aynı kaynak kitabı kullanalım, aynı şeyi. Ama bir de şu var, şimdi buraya gelen öğrencinin özellikle 8 yıllık eğitim zorunlu olmasından sonra öğrenciler şu anda bizim okulumuzda işte 8. sınıflarda 500 öğrenci varsa bunun en az 300 tane mecburi olduğu için, yani sırf diploma almak için geliyor okula. Böyle bir çocuğa da siz sınıfta test çözme dersle bir alakası yok, sınıfta kalmıyor, devamsızlıktan kalmıyor. Çocuk bir ay geliyor, bir ay gelmiyor. Sene sonunda da diplomasını alıp gidiyor. Dershanenin farkı da bu. Dershaneye gelen adam 100 öğrenciden bir tanesi böyle gelir. Babasının, tasdik ediyor diğer arkadaşı. Parası vardır, çocuk gitsin der. Ama 99 tanesi bir şey öğrenmek için geliyor. Burada yani öğrenme isteği de olmamasından kaynaklanıyor. Ya özellikle zorunlu eğitim tamam iyi ama böyle bir de avantajı var zorunlu eğitimin diyor. Burada sınav kültürünün ve sınava yönelik hazırlığın, öğrencileri sınava yönelik hazırlığın öğretmenler açısından başat hale geldiği, kendi eğitimsel faaliyetlerinde bunu başat kıldıkları ve bu sınavlara hazırlanmayacak öğrenciler için okula gelmenin zorunlu eğitimin varlığını sorgulayacak hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla okulun, eğitimin kariyer kazandırma, bilgi edindirme dışındaki işlevleri tamamen yok sayılıyor ve böyle bir yönelimleri olduğunu, bu denli içselleştirdiklerini başa tarih geldiğini görüyoruz sınavda ya da eğitim kültürünün. Şimdi bu bize belli bir veri sağlıyor. Ancak bu gayet betimlemeye dayalı bir değerlendirme. Bu şekilde sunmuş olsaydık verilerimizi, tamam şöyle bir sonuca varabilirdik. Okullarda sınav kültürü yerleşikliği kazanmış. Ancak biz kullandığımız yöntemle burada kalmayıp daha açıklayıcı, çözümleyici bir yola giriyoruz. Belgesel yöntem adını verdiğimiz adı verilen bu yöntem. Bu söylemler içerisindeki ortaklıklardan daha çok farklara odaklanarak hangi toplumsal koşullarda sınav kültürünün nedenli ya da müfredata dayalı eğitim kültürünün nedenli okulda yerleşik olduğunu ya da olmadığını tartışmamızı ve bunun
toplumsal çeşitli süreçlerle ilişkisini kurmamızı sağlıyor. Belgesel yönteminin en önemli özelliği karşılaştırmaya dayalı olması. Yani biraz önce yaptığımız betimleme oldukça normatif değerlendirmeleri dayalı. Yani benim orada gördüğüm ve benim bakış açımdan, araştırmacının bakış açısından bu görüşme parçalarını yorumlamaya dayalı. Ancak belgesel yöntem araştırmacının bakış açısını bir miktar geriye çekerek, görüşmeleri birbiriyle, vakaları birbiriyle karşılaştırarak bu şekilde bir haritasını çıkarmaya çalışıyor alanı. Ve buradan da isimle sosyogenetik tipleştirme dediğimiz farklı vakalar içerisindeki ortaklıklar ve farklılıklar üzerinden ve bunun arkasında yatan toplumsal nedenleri tanımlama üzerinden bir tür genellemeye varıyoruz. Birazdan bundan bahsedeceğim. Şimdi ilkin araştırma projemizde yeni müfredatları araştırdığımız için şöyle bir varsayımdan yola çıkmıştık. 2004 yılında bu müfredatlar yürürlüğe konduğunda, bütün okullarda bir formal bir kural olarak getirildiğinde, öğretmenleri bunu uygulamak mümkün kılındığında, hali hazırda kendisini yetiştirmiş, 20-30 yıldır bu mesleği yapmakta olan, belli alışkanlıkları olan bir öğretmen nesli mevcuttu. Bir de yeni başlayan, müfredatla birlikte başlayan öğretmen grubu vardı. Biz başlarken teorik olarak çalışmamıza dedik ki bu iki öğretmen grubu arasında bir fark olmalı. Biz buna bir bakalım, yani buna yönelik veri toplayalım, neler olabilir? Gerçekten ve bu varsayımımız doğru çıktı. Yalnız bakanlığın varsayımıyla farklı bir şekilde çıktı. Bakanlığın varsayımı şuydu. Deneyimli öğretmenler işte sunuş yoluyla anlatıma alıştıkları için, işte ezberci eğitime alıştıkları için vesaire vesaire ve yeniliklere kapalı oldukları için yeni müfredatları anlamayacaklar, anlamaya çalışmayacaklar, baştan reddedecekler, ne biliyorlarsa onu okumaya devam edecekler. Çok net bir şekilde hem müfredatı hazırlayanlar, hem bakanlık müfettişleri, hem de Milli Eğitim Bakanı'na kadar görüşme yaptık. Onlar da aldı bunları, o dönem Milli Eğitim Bakanı. Bunu dile getirdiler. Biz yaptığımız araştırmada böyle bir farkla karşılaşmadık. Bu öğretmenlerin deneyimlerine dayalı aralarındaki yönelim farkları bunu şu şekilde anlatabiliriz. Deneyimli öğretmenler en az 20 yıllık öğretmenler. Ve 1968 müfredat ile 2004 müfredatından önceki müfredat içerisinde hem öğrenciliklerini geçirmişler, hem sosyal yani mesleki eğitimlerini o müfredata yönelik olarak almışlar, hem de en az 20 yıl bu müfredata uygun olarak eğitim faaliyeti yürütmüşler. 1968 müfredatının şöyle bir özelliği var. 2004 müfredatından farklı olarak programı tamamen bize sunmuyor. Sadece konu başlıklarını sunuyor ve ders kitabı öneriyor. Birkaç ders kitabından birini kullanmak mümkün. Uzunca bir süre böyleydi. Ve öğretmen o dersi nasıl işleyeceğini, bütün bir yılı nasıl planlayacağını o konu planına göre kendisi yapıyor. Yani günlük planını kendisi yapıyor. Hangi yöntemi, hangi araçları kullanacağını da kendisi karar veriyor. Dolayısıyla deneyimli öğretmenlerin bütün bir yılı planlamak gibi bir alışkanlıkları var. Kendi yöntemlerini kullanmak gibi bir alışkanlıkları var. Bu yöntemleri 20 yıl boyunca deneme yanılma yoluyla bir süzgeçten geçirmişler. Çok etkili olanlarını artık biliyorlar ve kullanıyorlar. Ve 20 yıllık deneyim onlara bir de şöyle bir şey kazandırmış. Bir çocuk bir konuyu ne kadar sürede öğrenir ve bir grup olarak elbette tekil çocuklar anlamında değil, bir sınıf, ortalama bir sınıf ne kadar sürede öğrenir ve birinci sınıfın sonuna gelindiğinde neleri bilmesi gerekir, ikinci sınıfın sonuna geldiğinde seviyeler konusunda da kafasında aşağı yukarı bir fikir var. Ve buna yönelik olarak çalışmalarını düzenliyorlar. Müfredatları da bu şekilde, halen bu şekilde, yeni müfredatları da bu şekilde değerlendiriyorlar. Yeni müfredatlar 1968 müfredatlarının aksine günlük ders işleyişini en ince ayrıntısına kadar anlatan... Çekme kabulü. Efendim? Çekme kabulü. Tabii.
yargılama girmiş olan sınıfa nasıl girileceğinden, nasıl çıkılacağına, hangi materyalin kullanılacağına kadar bir öneri olarak veriliyor. Bunları dikkate alıyorlar, yeni hoşlarına giden yöntemleri kullanıyorlar, birkaçını deniyorlar, uygun olmadığını düşündüklerini, yani eski yöntemleriyle değiştiriyorlar. Böyle yani yeni müfredatla interaktif bir ilişki kuruyorlar. Bu deneyimli öğretmenlerin bir diğer özelliği ise kendi biyografilerinde sınavla, merkez sınavlarla hemen hiç ilişkileri olmamış olması. Öğrenci olarak neredeyse hiç sınava girmemişler merkezi sınava. Mesleğe başlarken sınava girmemişler. Hemen hemen hiçbir yani dönüp de kendi biyografilerinde böyle bir göndermede bulunmuyorlar. Dolayısıyla da sınav kültürüyle ne kadar olursa olsun tam olarak ilişkilenemiyorlar. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Ben konuyu öğretirsem, yani çocuk toplama çıkarmayı bilirse sınavda çıkan toplama çıkarma sorularını da yapar. Ama yeni öğretmenler, onlar bütün hayatları boyunca sınavlara girdikleri için, mesleğe kabullerinde de sınav girdikleri için, merkez sınavlar onlar için inanılmaz merkezi bir öneme sahip. Çok yoğun da bir hazırlık döneminden geçtiği görece de başarılı oldukları için bu süreçte, sınavın aynı zamanda belli başlı teknikler gerektirdiği, ondan sonra belli öğrenme biçimlerini gerektirdiğini biliyorlar ve çocuklara bunu aktarmaya çalışıyorlar. Yeni öğretmenlerin diğer, yani işte 5 yıllık deneyim, daha henüz arama dönemindeler, yöntem kendilerince yöntemler geliştiriyorlar ve ellerinde hazır bir müfredat var, bunu kullanıyorlar orada önerilen şeyleri. Ama aynı zamanda bu müfredatlardan zaman ayırıp sınava hazırlamaya çalışıyorlar. Mümkün olduğunca çalıştıkları okullara göre ya ikisini paralel götürüyorlar ya birisini bir tarafa bırakıyorlar, diğerine odaklanıyorlar. Ama kendi başlarına bir sentez ya da kendi başlarına bir kendilerini referans alarak ya da belli eğitim ideallerini referans alarak bir eğitim yönelimi geliştiremiyorlar. Şimdi okullarda, bütün okullarda yaptığımız çalışmalarda yeni öğretmenler ve deneyimli öğretmenler arasında böyle bir temel fark oldu. Ancak şimdi iki eğitim kültüründen bahsettik. Müfredat ve merkez sınavlar. Biraz onların ne olduğundan bir daha bahsedeyim. Sonra da okul örgütlerine geçeceğim. Bir araştırma yaptığımız kaç dakika oldu? Tamam. Bahsettiğimiz eğitim kültürleri, müfredata dayalı eğitim kültürü. Şimdi yeni müfredatlar yapılandan önce eğitim paradigmasına uygun olarak yazılıyor, söylendi. Uygun olmadığı da iddia ediliyor bazı noktalarda. Ancak genel söylemlerine bakıldığı zaman hem bakanlığın söylemlerine, hem müfredatı hazırlayanların söylemlerine, hem de ders kitaplarına dair incelemelere bakıldığı zaman yeni müfredatların eğitim kültürü süreci ölçmeye dayalı, çocuğun kendi içerisinde değerlendirilmesine dayalı bir eğitim yaklaşımını getiriyor. Diğer birçok şeyin yanı sıra. Merkezi sınavlar ise tam aksine rekabet, öğrencinin kendi kendisiyle değil başkalarıyla ölçüldüğü, yarıştırıldığı, süreç içerisinde öğrenmediğin, öğrendiğini belli bir saatte, belli bir dakikada, belli bir hızda sunmak zorunda, göstermek zorunda olduğu bir eğitim kültürüne işaret ediyorlar. Dolayısıyla neredeyse çatışan, birbiriyle maksimum çelişen eğitim kültürlerine işaret ediyorlar. Şimdi yaptığımız araştırmada biz 5 okula gittik. 5 okulu mümkün olduğu kadar sosyoekonomik ve eğitimsel koşulları açısından birbirinden farklı olan okullar olarak organize etmeye çalıştık. Yeterli oldu mu? Çok dikkatimi aldı, çok özür dilerim. Burada gördüğünüz üzere iki ilde yapıldı. Bir küçük ilde, ismini vermeyeceğim, çok kolay bir şekilde görüşmecilere ulaşılabileceği için. Diğeri de İstanbul'da, yani bir metropol, bir küçük şehir. Küçük şehrin köy okulu, taşımalı ilk öğretim, ilçe okulu, il merkezinde, o ilin orta sınıfların devam ettiği bir okul. İstanbul'da ise yine bir orta sınıf semti okulu ve bir gecekondu semti okulunda karşılaştırmalı analiz yaptık. Bugün bu okullarda sadece öğretmen görüşmeleri yapmadık, veli görüşmeleri, öğrencilerle grup söyleşileri yaptık, velilerle de
okul idaresiyle de, okulun mevcut idaresiyle, geçmiş idaresiyle de uzman söyleşileri gerçekleştirdik. Onlara çok fazla girileceğim bugün. Şimdi çok hızlı bir şekilde verilere dayalı olan ama doğrudan maalesef ki görüşmelerde sunamayacağım şekilde sonuçları sunmak istiyorum. Gecekondu Semti Okulu ile başlayayım. İstanbul'daki Gecekondu Semti Okulu. Şimdi bir kere koşulları diğer bütün okullardan farklı. Ele aldığımız diğer dört okuldan tamamen farklı. Öğretmen kadrosu neredeyse tamamen genç öğretmenlerden oluşmakta. İki tane deneyimli öğretmen vardı. İkisi de sürgündü bu okulda. Öğretmen, yani bunu daha sonra isterseniz, yine sorarsanız yanıtlamaya çalışırım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama politikalarıyla çok yakından ilişkisi var ve öğretmenlerin şehir merkezlerinde daha rahat koşullarda çalışma istekleri bununla etkili. Bunu anlatırım. Öğretmen kadrosu genç öğretmenlerden oluşuyor. Ücretli öğretmenlerden oluşuyor %40 oranında. Ücretli öğretmenlerden oluşması demek sürekli bir sirkülasyon okulda, okulun içerisinde. Boş geçen dersler, ikinci bir yıl aynı öğretmenin gelmediği bir okul. Sınıf mevcutları çok kalabalık, 50'nin üzerinde. Ve daha artmaya da devam ediyor. Veliler alt sınıftan işçi ya da serbest meslek sahibi veliler. Okulun finansmanı da velilere dayalı olduğu için, başka bir finansman kaynağı olmadığı için oldukça kötü durumda. Okulun temel konusu, orada geçirdiğim 3 ay boyunca gözlemlediğim kadarıyla para toplamak. Yani her tür araçla veliden ve öğrenciden ve çevredeki dernek kurumlardan para toplamak. Halen de birçok temizlik, şubu vesaire konusunda sorunları var. Merkezi sınavlar konusunda ise İstanbul gibi bir şehirdeler. İnanılmaz bir rekabetin ortasındalar. Çocuklar, öğrencileri oldukça yüksek puanlı okullara girmek için mücadele ediyorlar. Öğrencilerin de çok az bir kısmı dershaneye devam edebiliyor. Yani okulun üzerinde inanılmaz bir sınav hazırlık baskısı var. Ama buna mükemmel dershane vesaire gibi ek destekleyelim burada, destek mekanizmalarından yararlanamıyorlar. Bu okulun bütününe baktığımız zaman, okul idaresi öğretmen velilerin yönelimlerine baktığımız vakit inanılmaz bir beklenti, işte okuldan sınavı kazanmak yönünde inanılmaz bir beklenti. Sınava hazırlık ilkokul ikinci sınıftan başlıyor bu okulda. Test çözme, sınıfta sürekli bir sınava yönelik faaliyet, deneme sınavları ikinci sınıftan başlıyor. Ama herkes, bütün şeyler, bütün bileşenler okulu çok başarısız buluyor. Her şeyin değiştirilmesini istiyorlar, çok mutsuzlar. Hem veliler, hem öğretmenler, hem okul idaresi. Bu iki çatışan eğitim kültürüyle baş etme yolunda şurada bulmuş bu okul. Müfredatları tamamen bir kenara itmiş. Bu zaten bizim hedeflerimize, şeylere uymuyor. İkisini bir arada var etmek zaten imkansız, birbiriyle çatışan, hiç uyumlu olmayan iki kültür bu. Kültür demiyorlar elbette onlar. İki şey, yani ya sınav hazırlanırsın ya müfredattan gidersin. İkisi birbiriyle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Dolayısıyla da müfredatı bir kenara bırakıyoruz, sınavlara odaklanıyoruz. Dolayısıyla eğitim kültürler arasında maksimum çalışmanın yaşandığı bir okul. Bu okulda örneğin velilerin öğretmen dövmeye çalıştığına kendim de şahit oldum. Müfredat uyguladığı için, müfredattaki oyunları çocuklara oynattığı için çok büyük, sürekli gergin bir ortam ve sürekli kavganın falan olduğu bir yer. Ve bu amaçla, yani bu araştırdığımız konuyla ilgili. İkinci grubumuz ise bir grup olarak küçük il merkezi okulu, yani bir küçük ildeki orta sınıflara hizmet, daha fazla orta sınıflara hizmet veren bir ilköğretim okulu ve İstanbul'da yine orta sınıf semtinde bulunan okul. Bu okulların öğretmen kadrosu tamamen kadrolu öğretmenlerden oluşuyor. Neredeyse hiç yeni başlayan öğretmen yok. En az deneyimli öğretmen 15 yıllık. Sınıf mevcutları 35-36. Yani Türkiye ortalamasında, Türkiye devlet okulları ortalamasında. Veliler orta sınıf ve üstü.
Ve okulun finansmanları, iki okulun da finansmanı hem çeşitli sponsorlardan, okulun işte kantini, okul bahçesinin araba garajı olarak kullanılması vesaire vesaire gibi çeşitli yerlerden düzenli geliri var. Ve veliler de okula düzenli katkı yapıyorlar. Merkez sınavlarla ilişkisi ise bu okullar kendilerini başarılı addediyorlar. Başarılılar, %70 üzerinde Anadolu Sesler Lisesi'ne girme oranı var bu okullarda. Ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğu dershaneye devam ediyor ya da özel ders alıyor. Bütün bileşenler bu okullarını çok seviyorlar ve işte çok başarılı buluyorlar vesaire. Ancak bu yine bütün bileşenler bu başarıda dershanenin payının çok büyük olduğunu söylüyorlar. Bu iki eğitim kültürüyle baş etme yolu ise bu okulda şöyle gözlemleniyor. Okul sınava hazırlama yönünü tamamen dershanelere ve özel derse vermiş, devretmiş durumda. Kendisi bir öğrencinin önemli bir çoğunluğunda dershaneye devam ettiği için böyle bir talep de yok onlardan, bilgilerden, böyle bir beklenti de yok okuldan tam olarak. Yani en azından Gecekondu okulundaki gibi. Dolayısıyla da daha fazla müfredata yöneliyorlar. Spor aktiviteleri, kültürel aktiviteler, müfredatın öngördüğü çeşitli çalışmaları yapabiliyorlar. Elbette burada da sınava dayalı eğitim kültürünün bir beklenti olarak sınav kazanma vesaire beklenti olarak görüyoruz. Ama yine bir baskın, yine baskın olduğunu söyleyebiliriz. Ama gündelik pratikleri, gündelik eğitim pratiklerini doğrudan belirleniyor sınav hazırlık ya da sınav dayalı eğitim kültürü. Dolayısıyla bu okulda da iki eğitim kültürünün paralel yaşamlarından bahsetmek mümkün. Birisi eğitim beklentileri düzeyinde, diğeri eğitim pratikleri düzeyinde. Son olarak ise köy ve ilçe okulu. Bu okulun öğretmen kadrosu iki okulunda, öğretmen kadroları karışık. Sınıf öğretmenleri yıllardır o bölgede yaşamış, zaten oralı olan eski bu öğretmen okulu mezunu öğretmenler hep o bölgelerde, o çevre köylerde vesaire çalışmışlar, zaten oralılarda ve orada da emekli olmayı da planlıyorlar. Branş öğretmenleri ise gelen hepsi yeni öğretmenler, şehrin merkezinde oturuyorlar, gidiş geliş yapıyorlar falan. Dolayısıyla da bu biraz önce bahsettiğimiz o deneyim boyutları açısından yeniden bir karışık durum var bu okul içerisinde. Sınıf mevcutları da oldukça değişken. Örneğin köy okulu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya göç verdiği için böyle bazı sınıflar 7 kişilik, en kalabalık sınıf 15 kişi. İlçe okulda 20-22 kişi civarında sınıfları. Belirleri ise köy tamamen köylü öğretmen. Ve sadece imamlar var köylüler dışında. Okulun bir profilini oluşturan. İlçenin ise işçi, köylü ve küçük memurdan oluşuyor. Finansal durumları ise onların da herhangi bir ek kaynakları yok çok fazla. Bu genel olarak bir sorun olarak tarif ediliyor. Ama çok fazla giderleri de yok. Yani böyle Gecekondu semti okulu gibi çok kalabalık bir şey olmadıkları için de büyük problemler yaşamıyorlar. Okul idaresi öğretmen merkez sınavlar ilişkileri ise iki okulda merkezden uzak oldukları için bu rekabet ortamının bir kere dışındalar büyük oranda. Köy okulu tamamen dışında neredeyse. Köy okulundan hiçbir öğrenci dershaneye gitmiyor. 45 dakikalık yol demek. Üniversiteye hazırlık için gönderiyorlar çocuklarını ama liseye hazırlık için daha küçük olduğunu düşünüyorlar. İlçede ise bir kısım öğrenci gidiyor. Orası birazcık daha yakın merkeze. Ve velilerin, öğretmenlerin ve okul idaresinin okuldan beklentileri, öğretmenden beklentileri diğer okullara göre oldukça düşük. Örneğin köy okulunda 10 yıl önce bir öğrenci ve bizim araştırma yaptığımız yıldan bir önceki yıl birer öğrenci Anadolu Sesler Lisesi'ne kazanmış ve bölgenin en iyi okuluyuz, süper bir okuluz. Herkes bunu anlatıyordu. Hem öğretmenler, hem veliler, hem okul idaresi. Aynı zamanda bize bu okulu öneren İl Milli Eğitim de aynı şeyi söylemiş. Yani beklentiler çok düşük bu okullar için. Dolayısıyla da öğretmenler üzerinde
bir baskı yok, sınav baskısı yok. Müfredatı uygulamak yönünde de ciddi bir baskı. Çünkü müfredat henüz okullarda bir formal kural olmasına rağmen kurumsallaşmış değil. Beklentiler açısından hiçbir veli müfredatı uygulayıp uygulamadığını kontrol etmiyor. Örneğin öğretmenin. Bu nedenle tamamen öğretmenlerin kendi habitüel, kendine içkin yönelimleri kalmış bir şekilde bulunuyor bu iki okulda. Yani aynı grup söylesine deneyimli ve yeni öğretmenler bir araya geldiklerinde iki farklı şeyi çok rahat bir şekilde anlatıyorlar. Aynı şeyi anlatıyormuş gibi anlatıyorlar, tartışmıyorlar. Kimisi sınava hazırlıyor, kim öğretmen bunu çok önemsiyor yeni öğretmenlerden. Ondan sonra kimleri hiç bunun konusunu etmiyor. Tamamen öğretmenlerin biyografik deneyimleri ve eğitimleriyle ilişkili olarak yönelik çeşitliliği var bu okullara. Dolayısıyla, bitti. İki eğitim kültürünün bu okulda birlikte yaşamlarından, yine yani karışık yaşamlarından bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bizim araştırmamıza dahil ettiğimiz okullar içerisinde bunun önemli bir yelpazenin önemli bir kısmını kapsadığını zannediyoruz. Üç tür yönelim ortaya çıkmış oluyor. Müfredatlar ve sınav kültürü açısından, eğitim kültürleri açısından bakıldığında. Şimdi bu elbette ampirik verilere dayalı olarak, yani doğrudan görüşmeleri göstererek burada anlatmış olsak çok daha farklı tartışmalara da yol açabilecek zenginlik de olabilirdi. Bu anlattığım çerçeveyi bir makalede toplarladık. Ocak ayında basılacak bu başlıkta müfredat mı sınav mı başlığında. Kemal İnal ve Serdar Değirmencioğlu'nun IET'lerinden çıkacak olan kitapları da basılacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Ben de gönderebilirim isteyenleri. Burada söylenenlerden çıkarılabilecek bir iki nokta şu olabilir. Yani sınava dayalı eğitim kültürü mevcut okullarda nerede olursa olsun belli oranlarda yerleşiklik kazanmış durumda. Ve bu yerleşiklik hem gündelik eğitim pratiklerine etki ediyor. Ancak bu pratikler arasında çeşitli farklar mevcut. Bu farklar dün nedenleri olarak öğretmenlerin deneyime dayalı yönelimlerini gösterdik. Bir de okullar arasındaki eşitsizlikler, farklılıklar hem eşitsizlikler. Aslında ikisi çok bu bağlamda birbiriyle aynı kullanılabilir. Buradan çıkarılabilecek bir diğer soru ise okulların artık kendisinin sınav kültürünün taşıyıcısı haline geldiği. Dolayısıyla dershaneleri kapatmanın ya da sınavlardaki biçimsel kimi değişikliklerin bu kültürü değiştirmekte çok etkili olmayacak. Çünkü rekabetin kısa sürede belli zaman aralığında sınırlı sayıda soruya cevap verme ve belli beklentiler doğrultusuna cevap verme kültürünün devam edeceği, mevcut sınav, bu seneden beri başlayan sınavlarla da devam edeceğini öngörmek zor değil. Belki bir üçüncü son olarak ise genç öğretmenlerin eğitim sistemi içerisindeki sayıları arttıkça sınav kültürünün daha yerleşik hale geleceği de tahmin edilebilir. Çünkü hali hazırda yetişen çocuklarımızla, yani bundan sonraki birkaç nesil öğretmen de büyük sınav deneyimleriyle, önemli sınav deneyimleriyle mesleğe gelecekler. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.